Sí, porque hay en momentos determinados ya ciertos jugadores no sean así, ¿no? Y que jugadores que a lo mejor reciben muchas faltas y que por una simple protesta o por alzar una vez la mano le puedan expulsar, creo que no es justo, ¿no? Pero bueno, yo creo que también eso tiene que igualarse un poco a las ligas europeas y que todos estemos mirando un poco más la televisión para saber cómo arbitran los demás en los demás países, ¿no? Türk futbol ligi biraz sert, evet. Ancak benim de demin söylediğiniz şey protesto göstermem ya da biraz tepki göstermem açıkçası bana sert oynanması değil, daha çok bu sert oynandıktan sonra verilen kararlara karşı. Yani Türkiye liginde bazen benim de başıma geldiği gibi o kadar fazla faul gibi, o kadar size sert oynandıktan sonra gelip sizin bir hareketiyle oyundan atılmanız bence doğru değil. Yani bizim istediğimiz sadece hakemlerin herkes eşit mesafede olması, eşit mesafede davranması. Biz herhangi bir avantaj istemiyoruz bu konuda. Tek sadece istediğimiz bu hakem standardını ve verilen karar standartlarını Avrupa'da demin konuştuğumuz o büyüklüklerde aynı eşit seviyede olması. Ondan sonra zaten sertlik tabii ki olacaktır. Ancak sertliğinde bir sınırı olduğunu onlar gösterecektir. Una cosa, y no es una crítica hacia los árbitros. O sea, yo creo que al contrario, ¿no? Tanto los jugadores como los árbitros tenemos que ser un conjunto dentro del campo, intentar hacer las cosas bien, intentar estar más cercanos, ¿no? Que el árbitro no se encuentre tan alejado del jugador como parece que estamos en este momento, ¿no? Aynı şekilde bu söylediklerini tamamen bir hakem eleştirmeye, hakem kritiği değil. Aynı şekilde hakemlerin üzerine ne kadar çok görev düşüyorsa futbolcuların üzerine o kadar görev düşüyor. Yani biz futbolcu olarak da sahada yapmamız gereken şeyleri, yani hakemin işini kolaylaştırmak açısından yapmamız gereken şeylerin çok iyi bilincinde olmalıyız. Bunların bilincinde davranmalıyız. Yani iki taraf da işleri doğru yaparsa zaten burada bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ileride. Peki gözlemlediği kadarıyla Türkiye'de futbolcular hakemlere yeteri kadar yardımcı oluyor. Lo que ves tú, los jugadores en Turquía que están ayudando como debe ser a los árbitros. Para mí también es complicado porque prácticamente no entiendo el idioma, ¿no? Y no sé lo que ellos hablan habitualmente, ¿no? Pero sí que es cierto que al final todos nos tenemos que ayudar, ¿no? Yo creo que el árbitro tiene que recibir la ayuda de los jugadores para no ser el centro de atención en un partido y los jugadores tienen que tener la ayuda del árbitro, ¿no? Que en un momento determinado se pueda hablar y se pueda discutir en un tono no agresivo, para que las cosas vayan mejor dentro del campo, Bunun için çok bir şey söyleyemem açıkçası. Çünkü ¿no? bilmediğim için oradaki futbolcunun hakemle tartışırken ya da hakemle bir şey konuşurken tam olarak ne dediklerini anlayamıyorum. Ancak genelde vurursanız bir futbolcunun maçın tansiyonunu da düşünerek aynı şekilde hakemin de o şekilde konuşması lazım. O şekilde birbirlerine yardımcı olması lazım. Yani futbolcunun gidip hakeme izah edip bir şekilde onun kendi bakış açısına yansıması lazım. Hakemin de aynı şekilde yani sert olmadan ya da daha yapıcı bir şekilde buna cevap vermesi lazım. Çünkü sonuçta bu şekilde eğer olursa yani iki taraf da birbirine karşı olumlu şekilde olursa bazı şeyler yoluna girer. Maçın tansiyonu olur, sert geçebilir ya da bazı şeyler olduğu zaman en azından belki o pozisyon geçtikten sonra farklı bir zamanda bir futbolcunun hakemle gidip ya da hakemin futbolcuya gidip o konu hakkında daha agresif olmadan normal bir ses tonuyla o olayı anlatması belki çok daha şey çözecektir. Bu konuda peki İspanyol hakemler daha mı anlayışlı, daha mı tolerantlı? Y hablando de los árbitros españoles, están un poco más que ayudando a los jugadores. Más tolerantes, Más sí, es tolerantes. verdad que en España se puede hablar más con el árbitro, pero yo creo que el ejemplo fundamental y el ejemplo que tienen que coger todas las ligas es el arbitraje en Inglaterra, ¿no? Yo creo que es un fútbol muy agresivo, es un fútbol donde el cuerpo a cuerpo es fundamental en ese país, pero la relación que tiene el árbitro con los jugadores es prácticamente como la que tienen los jugadores entre sí, ¿no? Yo creo que eso es fundamental y ese diálogo hace que haya partidos agresivos, pero que no se llegue a hacer que un equipo pueda tener tres expulsados por el mero hecho de poder hacer una falta fuerte, ¿no? Evet, İspanya'da hakemlere daha çok diyaloğa girebiliyorsunuz, daha fazla konuşabiliyorsunuz. Ancak benim için açıkçası en çok alınması gereken örnek o da İngiltere Ligi. Yani İngiltere Ligi çok sert bir lig, çok fiziki mücadele dayalı bir lig. Ve gerçekten yani oynanan futbola baktığında çok agresif bir lig. Ancak orada yapılan bir faulden sonra yani açıkçası belki o agresifliği başka bir ülkede oynasanız 3 tane kırmızı kart görecekken İngiltere'de bu kartlar gösterilmiyor. Çünkü hakemin futbolcularla diyaloğu çok önemli ve çok iyi bu diyaloğu yapılıyor. Yani futbolcular da aynı şekilde hakemle bu diyalogda bulunuyorlar.
hakem kendisi bir futbolcu gibi kendine diğer futbolcuları izah edebiliyor ve bunun sonucunda herkesin bir limitleri olduğunu çok iyi biliyor ve o limitler çerçevesinde oynuyor. Eğer o limiti aştığı zaman da işlerin zaten sonucunu bilmiş oluyor. Şu anda hatırlamıyorum, hangi maç bilmiyorum. İkinci sarı karttan kırmızı gördü. Şu hareket İspanya'da veya İngiltere'de sarı kart değil mi? Ve Guti bunun sarı kart olduğunu bilmiyor ama. De segunda María haciendo un gesto del mano pidiendo una María. ¿Esto no es amarilla en otros países? No, tanto en España como en Inglaterra como en otros países, cuando yo he visto partidos por la televisión, no es amarilla, únicamente es aquí. Y bueno, la verdad que para mí es complicado decirle a un árbitro que hay muchas faltas seguidas y que tiene que sacar tarjeta, y a lo mejor la única opción que tengo es hacer ese gesto, ¿no? Y la verdad que me parece injusto que un jugador pueda tener que abandonar el partido solo por hacer un gesto que tampoco es un gesto en el que tú vayas a menospreciar a un árbitro, ¿no? Sino en el hecho de que es el partido y es una falta, ¿no? Ya, hayır, çünkü ne İspanya'da ne de İngiltere'de hem benim oynadığım maçlarda hem de izlediğim maçlarda, gözlemlediğim maçlarda böyle bir olaya açıkçası pek şahit olmadım ben. Özellikle bunda en çok belki de acı veren şey, yani bir futbolcunun maçtan böyle bir kararla, daha doğrusu hani bir sertlik olmadan ya da farklı bir şey olmadan atılması. Sonuçta ben orada dili bilmediğim için, bana devamlı arka arkaya foul yapıldığını ve bunların bir sarı kart gerektirdiğini izah edemeyeceğim için belki de bunu en kolay bir şekilde bir el hareketiyle gösterdim. Ve bu el hareketin hiçbir şekilde bir hakeme bir saygısızlık ya da hakeme küçük düşürme gibi bir durumu da yoktu. Sadece kendimi ifade etme anlamında bunu yaptım ve bunun sonucunda kırmızı kart gördüm ve bu da beni çok şaşırttı işin aslında. Bundan sonra böyle bir şey yapar mı? El siguiente vez se va a hacer alguna situación. Espero que no, pero nunca se sabe porque son gestos instintivos, ¿no? Yo creo que al final tendremos que salir con las manos atadas para no hacer ningún tipo de cosa, ¿no? Ya, umarım böyle bir şey olmaz, ancak tabii ki maç içindeki tansiyona göre ne yapacağınızı şu andan bilemezsiniz. O sizin İslam dışı yapılan şeyler, o hareketler. Ancak herhalde bundan sonra ellerimizi arkada bağlayıp böyle hakeme gideceğiz. Peki, soru peş peşe. Futbolu ne zaman bırakmayı düşünüyor? Bıraktıktan sonra Guti'yi biz futbolun içinde nerede bulacağız? Teknik direktör, spor yazarı, yorumcu, sportif direktör. En qué año, o pues cuando te retiras, en qué parte quieres estar en el fútbol? O sea, como un entrenador, un comentador o un director deportivo. Mira, me gustaría por lo menos estar 2 años aquí en el Besiktas, que es lo que tengo firmado. Luego, si puedo seguir jugando al fútbol y el cuerpo me aguanta y al Besiktas le apetece que siga, para mí sería un honor. Y luego, pues bueno, todo lo que sea el tema de director deportivo, de entrenador o comentar partidos, yo creo que estaré súper contento y súper feliz, ¿no? La verdad que tengo muchas ganas de entrenar a un equipo, tengo muchas ganas de hacer cosas dentro del fútbol después de jugar. Y bueno, y espero el poder estar en un club y desarrollar mis ideas dentro de un club, ¿no? Tabii ki benim şu an 2 sene daha kontratım var Beşiktaş'ta ve ben vücudum elver, yani bu 2 sene boyunca kontratım bitirene kadar tamamen Beşiktaş'a hizmet vermek istiyorum. Bu 2 sene bittikten sonra da eğer vücudum el verirse, kendimi hissedersem ve aynı şekilde Beşiktaş kulübü de ben de çalışmaya devam etmek istersem, bu benim için çok büyük bir onur olur ve burada futbol hayatımı devam ettirmek isterim. Tabii ki zaman gelecek futbolu bırakacağız. Futbolu bıraktığım zaman da öncelikle tabii ki teknik direktörlük, yani hocalık yapmak benim için çok güzel bir şey olur. Onun haricinde yorumculuk ya da futbolun içinde bir şekilde olmak benim için çok zevkli ve mutlu edeceğim bir şeydir. Ancak dediğim gibi bir takımla beraber olmak, o takım içinde kendi düşüncelerimi, bugüne kadar yaşadığım şeyleri diğer oyunculara aktarabilmek çok güzel bir deneyim olur benim için. Teknik direktör dedi de çok teknik direktörler çalıştı. En çok beğendiği ve en etkileyen teknik direktör. Yo con todos me llevo bien y con todos he aprendido cosas, ¿no? Pero decir un nombre sería complicado, voy a decir 2 porque creo que son los que resumen muy bien lo que es el fútbol y mi idea de fútbol, que es tanto del Bosque como Schuster. Y bueno, son los 2 que tienen una mezcla muy parecida, ¿no? De lo que es el poder jugar bien al fútbol, el poder disfrutar al fútbol y que los jugadores se sientan libres dentro del campo, ¿no? Bugüne kadar tabii ki çok hocayla çalıştım. O nedenle ve hepsinden çok fazla şey öğrendim. Hepsiyle çok iyi günler geçirdim ve çok iyi anlaştım. Kimseyle bugüne kadar sıkıntı yaşamadım. O nedenle belki tek bir isim vermek doğru olmaz. O yüzden 2 isim vermek isteyeceğim. Onlardan biri Vicente del Bosque, diğeri de Ben Schuster. Çünkü 2 hocanın da futbola bakış açıları ve futbolu oynama şekilleri benim fikirlerimle örtüşüyor. Yani devamlı futboldan zevk alan, futbolun güzelliklerini ortaya çıkaran
bir düşünceye sahip oldukları için belki de herhalde benim üzerime çok olumlu etki bırakan iki tane hoca onlardır. Guti çok şanslı. Deniz